Meretka buradan geliyor böyle. Kuyumculuk sokağı. Koski Mehmet Bey Camii, yapım yılı 1617. Minaresine çıkıyoruz. Şehitlik. Karagöz Bey Camii, yapım tarihi 1557. Malo sanjam.
Evet, Tito'nun hareketiyle büyük asker kabul edildiği olay, düşmanların yardımını engellemek için. Burada demir köprüyü uçurmuş. Tam tren geçerken patlamış köprü. Burada. Bu karşısı Yahorina Dağı. Saraybosna kış olimpiyatlarının da yapıldığı dağ. Daha ileride İkman Dağı var. Şehir bu iki dağ ile bu taraftaki dağ arasında kurulmuş. İçinde rahmetli Ali Ezzet Begoviç'in de bulunduğu şehitliğe geldik. Milli Kütüphane 1896'da Avusturya Macarası İmparatorluğu'nun etkin olduğu dönemde yapılmış. Bina Bosna Savaşı sırasında günlerce yanmış. Burada milyonlarca el yazması eser yanmış, kül olmuş. Başçarşı Camii. Sibil 1753 yılında Mehmet Paşa tarafından yaptırılmış. Bursa Bezistan'ı 1551 yılında Rüstem Paşa tarafından Bursa ipeklerinin satılması için yapılmış. 1878 yılı Saraybosna, ortada Gazi Üstrev Bey Camii. Gazi Üstrev Bey Camii 1531 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın halasının oğlu Gazi Üstrev Bey tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmış. Medresede Bosna Savaşı'nda şehit olan imamlar. Saat Kulesi Gazi Üstrev Bey Vakfı tarafından 17. yüzyılda yaptırılmış. Hemen yan tarafında da Kurşunlu Medresesi var ve o günden bugüne eğitimine devam ediyor. Gazi Üstrev Bey Bezistan'ı 1542-43 yıllarında yapılmış. Gazi Üstrev Bey Hanı ile yan tarafındaki Taşlı Han bir organik bağ oluşturmuş. Ancak hanın bir kısmı işgal edilmiş. Ferhadiye Camii Ferhat Bey tarafından 1561 yılında yapılmış. Tam bir klasik Osmanlı eseri. Ferhat Paşa'nın mezarı. Kutsal Kalp Katedrali. 1884'te başlanıp 5 yılda bitirilmiş. 1991'de Bosna Savaşı başlamadan önce barış gösterileri bu katedralin önünde başlamış. Boşnak Enstitüsü. Sönmeyen ateş. Ortodoks Katedrali. Latin Köprüsü 1798'de yapılmış. Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasına sebep olan Avusturya Macaristan Prensi Arşidük Franz Ferdinand'ın 28.6.1914 suikaste uğradığı köprüdür. Hünkar Camii veyahut da Çar Camii Kanuni Sultan Süleyman'ın 1560 yılındaki bir fermanıyla yapılmış. Caminin duvarında çok sayıda kurşun izleri var.
Ilıca Pasajı. Burada 1892'de iki sıra halinde dikilmiş 726 tane çınar ağacı ve 1888'de dikilmiş düzinelerce yaban kestanesi ağacı varmış. Villero Bosna'ya geldik. Bu arkadaki İgman Dağı. Bosna Irmağı buradan doğuyor.